Hey gidi günler hey. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Merhabalar. Emre. Erdem. Memnun oldum. Ferhan ben. Hoş geldin. Memnun oldum. Ercan ben de. Emre memnun oldum. Kendine göre bir tarzın var. Ben Erdem'e cevap verdim aslında. Erdem bana bir şey söyledi. Adını unuttum bir an. Yanıyorsun ama çabuk sönüyorsun. Ben ateş ararken hayatımdan. Bence içlerinde kahvaltı hamarat olduğunu iddia eden vardı. Hazırlamayan kahvaltıyı sürekli dışarıda yapan bir kişi varsa o da Ayşenur. Tamam. Sen bu yolda yolcu ya da kalbe yancı mı bakıyorsun? Yani sen söylediğin cümlelerin sonunun nereye gideceğini bilmeyen bir adam. Sen bu yolda yolcu ya da kalbe yancı mı bakıyordun? Geride tek bulduğumuz şey bu yazı oldu herhalde. Nasıl bulursan bul. Çok çok hayırlı olsun. Daniel'le Ceyda arasında öyle bir savaş var bak, ki. Anlatacağım. En son ben çıkarken Ceyda'nın yılan diye bağırdığını duydum. Zaman ne çabuk geçiyor ya. Tekrar bulduk kendimizi kısmetli olur evinde işte. Önden hasret verebiliyorsun. Kendine göre bir tarzın var. İlişki yaşarken anladın hayret. Demek öğrenebiliyorsun. Anı mı kaydederim? Ben ateş ararken hayatımdan bir geçmişten geçiyorsun. Hiç sevmesen de olurmuş gibi seviyorsun. Kısmet olur evine haftalar sonra geri döndüm. İçeriye girdiğimde bir anda bütün odalarım depreşti tabii. Yani çünkü çok zaman geçirdim. 10 ay gibi bir süre geçirdim burada. Dile kolay. Küçük bir askerlik yaptık. Ama keyifli olacak gibi gözüküyor. Çünkü içeride sevdiğim arkadaşlarım var. Tanıdığım insanlar var. Tanımadığım insanlar var. Onlarla da anlaşırız bir şekilde. Zaten ben herkesle anlaşırım. Yeter ki onlar benimle anlaşsın. Başlangıç. Bugünün tarihi olsun. Allah'tan Tankut Denker var da sabah kahvaltılarımız artık. Bunun sayesinde. Tamam. Hadi. Tıbır bilmezler nasıl sevdiğimiş, bilmezler nasıl yandım. Sen iste, kısmetle olur. Sen yet, ki sen.